Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Matematik TYT Soru Bankası çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5. teste kalmıştık. Sayfa numaraları 32 ve 33'leri çözeceğiz bugün. Üniversiteliğim testi arkadaşlarım. 1. dereceden denklemlerde konu başlığımız. Dilerseniz 2 soruyla başlayalım. Aşağıda 9 tane dairesel hücreden oluşan üçgensel bir düzenek verilmiş. Bu düzenekte hücrelerin tamamına yazılacak sayıların toplamı da 54'müş. Üçgenin herhangi bir kenarı üzerindeki hücrelere yazılacak sayıların toplamı 22 olduğuna göre boyalı dairesel hücrelere yazılacak sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi varsayalım ki buraya A, buraya B ve buraya C'yi yazdınız. Tamam mı? Daha sonrasında şunu topladığınız zaman 22 geliyormuş. Bunu topladığınız zaman da 22 ve bunu topladığınız zaman da 22 geliyormuş. Şimdi siz şununla şunu toplarken A'yı 2 defa toplamış oluyorsunuz. Bununla bunu toplarken B'yi 2 defa ve bununla bunu toplarken de C'yi 2 defa toplamış oluyorsunuz. Dolayısıyla ben şurada işaretlediğim tüm çubukları sevgili arkadaşlarım toplarsam, bakın şunu, şunu ve şunu topladınız. Yani üçgene tamamladınız. 22, 22, 22 daha 66 yapacaktır. Yalnız burada yazan tüm sayıların toplamı da aynı zamanda kaçtı? 54'tü. Şimdi 66, 54'ten ne kadar fazla arkadaşlar? 12 mi fazla? O zaman cevabınız Ceyhan seçeneğindeki 12'dir. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlarım, biz A, B ve C'yi ikişer defa toplamıştık. Fazladan topladığımız A artı B artı C'ydi. Zaten bize de buradaki boyalı hücrelerdeki toplam sorulmuştu. Cevap 12 olacaktı. A artı B artı C. Doğru cevabımız C'ydi. İkinci sorumuzdayız. Demiş ki 16 tane kareden oluşan şekil 1'deki hücrelere sayılar şekil 2'de gösterilen oklar doğrultusundaki 3 sayının toplamı alınarak yazılıyor. Yani buradaki gibi mesela şu şekilde toplanıp şuraya yazılıyor arkadaşlar. Şekil 1'de sarıya boyalı karelerde yazılan sayılar eşit ve mavi boyalı bölgelerde yazılan sayılar 126'dır. Bakın x bunlar eşitmiş birbirine. Dolayısıyla bunların her birine x dedim. A artı b artı c toplamı sorulmuş. X x x daha 3x yapar ve burası 3x'tir deriz. Daha sonrasında x 3x x daha 5x yapar. 5x x x daha 7x yapacaktır. C'de 7x'miş. Devam. 3x x x daha 5x. 5 5 10 13x şurası. 13 7 25x şurası. Daha sonrasında şuraya geçtim. Burası 7x, 13x, 7x daha toplam kaç yapar? Burası 20x değil, özür dilerim. 13, 7, 20, 25x. Şu kısımda arkadaşlarım 25, 25, 50, 13 daha 63x yapar. Ve bu da 126'nın ta kendisiymiş. O zaman x kaçtır? Tabii ki 2'dir. Bizden istenen a artı b artı c'ydi. Yani 3x, 7x daha 10x, 25x daha 35x sorulmuş bize. X 2 idi unutmayın. 35 çarpı 2'den cevap kaçtır o zaman? 70'in ta kendisidir. Doğru cevap Edirne seçeneğinde verilmiş. Devam ediyorum 3. sorumla. Rıfat ve Selim bir kaya parçasıyla şekildeki iki fotoğrafı çektiriyorlar. Fotoğraflar çektirilirken boyları arasında oluşan farklar fotoğraflar üzerine santimetre cinsinden yazılmış. Buna göre Rıfat ve Selim'in fotoğraf çektirirken üzerine çıktıkları kaya parçasının yüksekliği kaç santimdir diye sorulmuş. Bu soruların ilk hali masa üzerine bir kedi ve bir kitap. İşte kedi masanın üstündeyse kitap aşağıda yerde, kedi yerdeyse kitap masanın üzerinde şeklinde sorulan sorular. Masanın boyu soruluyordu. Burada da kayanın boyu sorulmuş. Aynı mantaliteyle hazırlanmış sorular. Hatta Japonya mı, Çin mi, Kore mi öyle bir yerde böyle küçük çocuklara soruyorlarmış bu tarz soruları. Üniversite kabul sorusu mu? Öyle bir şeydi yani. Tam hatırlamıyorum. Sosyal medyada gördüğüm şey doğruluk payı olmaya da bilir. Belki de bilmiyorum. Araştırmadım. Şimdi bu tarz sorularda böyle sorular gördüğünüz zaman cevap zaten direkt şu oluyor. 42 ile 36'nın toplamını 2'ye bölüyorsunuz. 42 artı 36 78 yapar. 2'ye bölerseniz cevap 39 gelecektir. Ama bir de matematiksel olarak çözelim tabii ki. Şöyle diyoruz arkadaşlarım. Şimdi Rıfat'ın boyuna R, Kaya'nın boyuna K ve Selim'in boyuna da S diyelim. Bakın R ile K'nın toplamı eşittir dedim. S artı 42 arkadaşlar. Tamam. Daha sonrasında şuraya geçtim. R ile daha doğrusu S ile Kaya'nın toplamı S artı K eşittir. Bu da sevgili arkadaşlar Rıfat artı 36. Şu şekilde gösterdim. Şimdi gençler
Bu kısımda şurası k. Üsttekinden alttakini çıkaracak olursanız r eksi s gelir bakın burası. Burası da s eksi r artı 6 gelir. Ve böylelikle arkadaşlarım r eksi s'yi biliyoruz ya. Bunu bu tarafa atarsanız 2r eksi 2s gelecektir. Bu da arkadaşlar ne olacakmış? 6. Böylelikle r eksi s de 3 olacaktır deriz. Bakın r eksi s 3. Şimdi gelin şu kısma bakalım. S nedir arkadaşlarım? S r eksi 3'ün ta kendisidir. Dolayısıyla ben burada s gördüğüm yere şu kısmın uzunluğu, Selim'in uzunluğu r eksi 3'tü. Dolayısıyla ben buraya r eksi 3 yazarım. Bakın burası r artı k. Şurası r artı k. Şurası da r eksi 3 artı 42. R eksi 3'e 42 eklerseniz r artı 39 gelir. Eşittir bu r artı k ise r'ler gider ve kayanın boyunu 39 olarak bulmuş oluruz. Dediğim gibi klişe bir sorudur. Standartlaşmış bir sorudur. Farklı şekillerini farklı versiyonlarda tabii ki görebilirsiniz. Başka kitaplarda da. Sorunun kısa yoldan çözümü ise 42 ile 36'yı toplayıp 2'ye bölmektir sevgili gençler. Dördüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki düzeneklerde kare içerisindeki hücrelerde yazan sayılar komşu olduğu hücrelere yazılacak sayıların toplamına, çember içerisindeki hücrelerde yazan sayılar komşu olduğu hücrelere yazılacak sayıların çarpımına eşittir. Buna göre turuncu ve yeşil hücrelere yazılacak sayıların çarpımı kaçtır? Beğendiğim ve güzel bir soru, hoş bir soru. Beraber çözelim isterseniz. Şimdi şuradaki hücrenin ismine A hücresi diyelim. Şuradaki hücrenin ismine B hücresi. Şuraya C hücresi, buraya da D hücresi diyelim. Şimdi buradaki hücrelerin komşu olduğu hücreye biz toplamlarını yazacağız. Mesela A, B, C, D'nin toplamı A artı, B artı, C artı, D'nin toplamı sevgili arkadaşlarım kaçmış? Eksi 5. Şimdi burada bir de 3'ü vermiş. Aslında sorunun kilit noktası burası. Ben şuraya bir de E demek istiyorum turuncuya boyalı olan yere. A artı B artı C artı D artı E. Şimdi eksi 5'i neden öyle dedik onu da söyleyeyim. Bakın A'ya komşu, B'ye komşu, C'ye komşu, D'ye komşu olduğu için. Şimdi A artı B artı C artı D artı E dedim. O da ne? Bakın 3'ün komşusu C, 3'ün komşusu A, 3'ün komşusu B, 3'ün komşusu D ve 3'ün diğer komşusu da E. Dolayısıyla bunların toplamı da bize 3'ü verecek. Bakın gençler A artı B artı C artı D kaçtı? Eksi 5'ti. Burası eksi 5. Eksi 5'e ne eklerseniz 3 olur? Tabii ki 8. Demek ki buradaki turuncuya boyalı olan da, hücre 8'miş arkadaşlar. Geçtim sağ tarafa. Aynı şekilde eksi 2'nin bir komşusuna A dedim. Diğer komşusuna B dedim. Bir diğer komşusuna C. Bir diğer komşusuna D dedim. Mavi bölgeye de yeşil bölgeye de E diyelim. Tamam mı? Bunların da çarpımıydı. Yani A çarpı B çarpı C çarpı D. Bakın eksi 2'nin komşusu. Burası ne yapıyormuş? Eksi 2 yapıyormuş. Peki A çarpı B çarpı C çarpı D çarpı E dersen bunlar da A, B, C, D. Hepsi 12'nin komşusudur. Bakın 12'nin komşusu A, komşusu B, komşusu D, tekerleme gibi oldu. Komşusu C ve komşusu E. Dolayısıyla bunların çarpımı da 12 olacak. Gençler A, B, C, D'nin çarpımı eksi 2 idi. Demek ki E sayısı eksi 6'ymış. Şurası da eksi 6'ymış. İşte bu turuncu ve yeşil hücrelere yazılacak olan sayıların çarpımı sorulmuştu. Eksi 6 kere 8 bize kaçı verir? Tabii ki Bursa seçeneğindeki eksi 48'i verir arkadaşlar. Cevabımız buydu. Geçiyorum 33. sayfama. 5. sorum. Uzunca bir soru. Ama soru güzel. Bakalım kolay bir şekilde. Anlamanız önemli soruyu. Yani bu tarz sorularda soruyu anlamak önemli. Daha fazla böyle nasıl diyeyim? Nerede çıkar? Böyle ALES'e falan hazırlanan kişiler bu tarz soruları böyle kek değil kekstra gibi çözer yani. Anlatabildim mi? Çünkü biraz daha böyle ALES'e yakın bir yorumu var. Ama şurayı geliştiren sorulardan bir tanesi. Buranın hızlanmasını sağlayacak olan sorulardan bir tanesi. Dolayısıyla dikkat edilmenize fayda var. Bir çember ile başlayıp çokgenler ve bu çokgenler arasına yerleştirilen yukarı yönlü ok ve aşağı yönlü ok sembolleri ile bir düzenek oluşturulacak. Bu düzenekte daire içerisinde yazılan sayı aşağıdaki kuralla ilerleyecektir. Bu sayı çokgenin köşe sayısı ile çarpılıp sonucu çokgenin içerisinde yazılacak.
Çokgen içerisinde yazan sayıya bu çokgenden sonra gelen yukarı yönlü ok işareti kadar artı 1, aşağı yönlü ok işareti kadar da eksi 1 eklenip sonucu okların üstüne yazılacak ve bulunan değer sağındaki çokgenin köşe sayısıyla çarpılarak çokgenin içerisine yazılacak. Hiçbir halt anlamayan arkadaşlarım için sesleniyorum. Genelde bu tarz sorulardan hemen sonra bir örnek verilir ve bu örnek zaten dananın kuyruğunun koptuğu yerdir. Buradan sonra anlamadıysak zaten soruyu boş bırakın. Eğer burayı anladıysak soruyu hemen çözün. Çünkü 30 saniye gibi kısa bir sürede anında bulacaksınız bu tarz soruları. Şimdi neymiş anlayalım. 3'ten sonra bakın burası kaçgen? Dörtgen değil mi? 3 kere 4'ten 12 buraya yazıldı. Daha sonrasında bakın artı 1 artı 1 eksi 1 ne yaptı? Artı 1 yaptı. 12'ye 1 eklediniz 13. 13'ten sonra da bakın burası kaçgen? Üçgen. 13 kere 3'ten 39'u buraya yazdınız. Şimdi aynı şekilde devam edeceğiz ama tersten döneceğiz bu sefer. Bakın bu kaçgen arkadaşlar? Sekizgen. Dolayısıyla ben 1624'ü önce 8'e böleceğim. Çünkü 8 de çarpılıp buraya yazılmış. 1624'ü 8'e bölerseniz 16'nın içerisinde 2 defa var. 2'yi aşağı indirdiniz 0. 24'ün içerisinde sevgili arkadaşlarım 3 defa var. Yani burası aslında 203'müş. 203 nasıl yazılmış buraya? Eksi 1, eksi 1, artı 1. Yani eksi 1 eklenerek 203 yazılmış. Demek ki aslında burada 204 yazıyordu ki 1 çıkarılıp 203 olmuş. Terse doğru gitmeye devam. Bu altıgen arkadaşlar. Demek ki şimdi 204'ü ben 6'ya böleceğim. 20'nin içinde 6 3 defa. Kalan 2. 24'ün içerisinde 6 4 defa. Demek ki burada kaç yazıyormuş? 34. Ama 34 nasıl 34 olmuş? 1, 2, 3 eklenip 1 çıkarılmış. Yani 2 eklenmiş toplamda. Demek ki burası 32'ymiş. Şimdi 32'yi 4'e böleceğim. 8. Nasıl 8 olmuş? 2 artırılarak. Demek ki burada 6 yazıyormuş. Burası kaçgen? Üçgen. Demek ki 6'yı 3'e böleceğim ve burada da 2 yazdığını öğreneceğim. Doğru cevabım Bursa seçeneğinde verilmiştir. Devam ediyorum 6. sorumla. Sıfırdan farklı A ve B gerçel sayıları için bu eşitlikler verilmiş. A, B'den farklı olduğuna göre A eksi B aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Direkt çıkarın üsttekinden alttakini. 12 parantezinde A eksi B'yi bulursunuz üsttekinden alttakini çıkarınca. Eşittir diyorum. Bakın A eksi B yine var. A eksi B parantezinde bu sefer B eksi A'yı bulursunuz. Pekala. Şimdi gençler A, B'den farklı olduğu için A eksi B de sıfırdan farklıdır ve bundan kaynaklı ben bunları silebilirim. 12 eşittir B eksi A'ymış. Bizden A eksi B isteniyordu. Yani bunun eksilisi madem öyle 12'nin eksilisi isteniyordur. Yani eksi 12 isteniyordur deriz. Ve 6. sorumuzun cevabı da böylelikle Edirne seçeneği olmuş olacaktır. Geçtim 7'ye. İki kefeli bir terazi arızalandıktan sonra güzel bir soru. Boşken ancak sol kefesine belli bir ağırlık konulunca dengeye gelmektedir. Yani terazinin sağ kefesi daha ağır basmaya başlamış. İkisi de boş olmasına rağmen. Dengeye getirebilmek için de belli bir ağırlık konulmuş sol kefesine. Şu şekilde ben size bunu resmedebilirim. Bakın şuraya şöyle bir ağırlık konulmuş veya bir civa yapıştırılmış falan bir şey olmuş. Ve bu şekilde denge konumuna getirilmiş. Bu terazi böyle dengedeyken Ali iki kefeye toplamı 10,5 kilo olan birer ağırlık koyduğunda terazinin denge durumu korunmuştur. Ali'nin sağ kefeye koyduğu ağırlık sol kefeye koyduğunun 4/3 katına eşit. Yani sağ kefeye 4K kadar sol kefeye 3K kadar koymuş demek ki 4'e 3 konulmuş. Ve sevgili arkadaşlar 4'e 3 konulduysa toplam ağırlığın ben 10,5 kilogram olduğunu biliyordum. Yani 7K eşittir 10,5 kilo muymuş? O zaman K kaçtır? K tabii ki 1,5'tür çünkü 7 kere 15 105 yapar. K 1,5'sa arkadaşlarım demek ki buraya 6 kilogram konulmuş ve buraya da sevgili arkadaşlarım 4,5 kilogram konulmuş diyebilirim. Ve terazi yine dengedeymiş. Bu şekilde nasıl dengede durabilir arkadaşlar? Tabii ki bu ağırlık sayesinde hala dengede duruyor. Ne demişti bize? Boş teraziye dengeyi getiren o belli ağırlık kaç kilogramdır? Tabii ki 1,5 kilogramdır çünkü 1,5 eksik koyduk, cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktı. Ve sevgili arkadaşlarım devam ediyorum. 8. sorumla 8. soru bu videonun son sorusu aynı zamanda. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere 20 öğrencinin olduğu bir sınıfta erkek öğrencilerin sayısını veren denklem ve kız öğrencilerin sayısını veren denklem sırasıyla 1. ve 2. denklemlerdir. A artı B eksi 16 olduğuna göre A eksi B farkı kaçtır? Bakın şunun kökünü bulalım. Eksi B bölü A. Şunun kökünü bulursanız da B eksi 4'ü karşıya atacaksınız. 4 eksi B bölü A diyeceğim. Şimdi birinin kökü bu, diğerinin kökü de bu. Kız ve erkek öğrencilerin sayısını veren denklemler bunlarmış ki eksi B bölü A ve 4 eksi B bölü A.
Bunlar toplandığı zaman yani 4 eksi b bölü a ile eksi b bölü a'yı topladığım takdirde arkadaşlarım 4 eksi 2 b bölü a'yı verir bize. Ve sınıf mevcudu totalde 20 olduğu için bu 20'ye eşittir. Yani 4 eksi 2 b eşittir a kere 20'den 20 a diyebilirim. Sonra da şunu karşıya atın. 20A artı 2B eşittir 4'tür derim. Buradan da 10A artı B eşittir. Tabii ki 2 gelecektir. Bakın böyle bir denklem elde ettik biz. A artı B'nin de eksi 16 olduğunu vermiş. A artı B eşittir. Eksi 16'yı da yapıştırdım buraya. Şimdi üsttekinden alttakini bir çıkarın bakalım. 10A'dan A çıktı 9A. B'den B çıktı 0. 2'den eksi 16'yı çıkarırsanız 18 olur. Demek ki A kaçmış arkadaşlarım? 2'ymiş. A 2 ise B kaçtır? Tabii ki eksi 18'dir. Çünkü 2'ye eksi 18 eklerseniz eksi 16 olur. Bize de şimdi diyor ki A'dan B'yi çıkar. Yani 2'den eksi 18'i çıkar demiş. Bunlar gider artı yapar. 2 artı 18 de bize 20'yi verir. Ve cevabımız da böylelikle Denizli seçeneği olmuş olur. Evet gençler, 8. sorumuzda çözdüğümüze göre bu videonun son sorusunu çözmüşüz demektir. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin gençler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.